Bir gün Manhattan'da bir grup iş adamı yemek molası için dışarıya çıkmış. Gruptakilerden biri Kızılderili kökenliymiş. Yolda insan kalabalığı ve korna sesleri arasında gürültünün tam içinde yürüyorlarmış. Kızılderili birden durmuş. Kulağına cırcır böceği sesi gelmiş ve onu aramaya başlamış. Arkadaşları bu kadar gürültü arasında bu sesi duyamayacağını, kendisinin öyle sandığını söyleyip yollarına yavaş yavaş devam etmişler. Aralarından biri inanmasa da yalnız kalmaması için onunla beraber böceği aramaya koyulmuş. Binaların arasında bir tutam yeşilliğin içinde gerçekten bir tane cırcır böceği bulmuşlar. Arkadaşı Kızılderili'ye, "Senin kesin insanüstü güçlerin var. Ben yaklaştığım halde zor duyuyorum. Bu sesi bu kadar gürültünün içinde ta uzaktan nasıl duydun? Mümkün değil." demiş. Kızılderili ise, "Bu sesi duymak için insanüstü güçlere sahip olmaya gerek yok. Gel beni takip et, sana ne göstereceğim." demiş. Kaldırıma geçmişler ve Kızılderili cebinden bir madeni para çıkartmış. Parayı kaldırıma hafifçe atmış. Birçok insan bozuk para sesini duyunca birden sesin geldiği tarafa bakarak ceplerinden düşüp düşmediğini kontrol etmişler. Kızılderili arkadaşına dönerek dikkatinin nerede olduğu, davranışlarını ve hayatının gidişatını belirler. Önemli olan nelere değer verdiğin ve neleri önemsediğindir. Çünkü her şeyi ona göre duyar, görür ve hissedersin demiş. Gördüğün, duyduğun, fark ettiğin her şey algındır. Algıladığın her şey de hayatını şekillendirir. Algılarını da içsel halin etkiler. Algıda seçici olmalısın. Bu beceri, dikkatini bozan uyaranlardan uzaklaşmanı ve gün boyunca karşılaştığın çoklu dikkat dağıtıcı verilerle başa çıkmanı sağlar. Bir anneyi düşün. Kendi uyuyorken yeni doğmuş bebeğinin bir yan odadaki sağdan sola dönüşünü bile duyar. Ağlamasına gerek kalmadan kalkar. Sadece ufacık sesine bile uyanır. Bilinçli farkındalıkla neyi algılamak istediğini seç. Kendine ve hayatına daha özenli ol. Bu durumu yaşam tarzın haline getir, daha huzurlu yaşa. Farkında bir hayat yaşa ki yaşam kaliten yükselsin. Cırcır böceklerinin güzel sesini duyabilmek dileğimle.